Katılmaktaki amacınız neydi? Örgütün yaptığı propagandalar etkisi oldu. Ne gibi propagandalar yapılıyor? Yani Özgür Kürdistan'da, Özgür Kürdistan kurulacak. Yani savaş var, o savaşa gideceksiniz. Genelde bu şekilde propagandalar yapılıyor. Örgüte girdiğinizde neyle karşılandınız, nasıl karşılandınız? Yani ilk başta Almanya'da kaldığım süreçte herhangi bir şey yok, sorun yok ama. Kürdistan'a geçtikten sonra baskılar, yıpratmalar, zorluklar insan daha iyi anlıyor. Şu anda örgütte teslim olmak isteyen ne kadar? Yüzlercesi, binlercesi. Neyi bekliyorlar? Devletin onlara vereceği bir güvenceyi bekliyor. Devlet bir güvence verirse binlercesi zaten gider. Örgütün içine mayınlar nereden geliyor? Genelde Kuzey Irak'tan geliyor. Çünkü bu son dönemlerde askeri harekatlılık sınırlarda özellikle çok oluyor. Bunda örgütte ne gibi hazırlıklar yaşanıyor? Ya tedbirlerini alıyorum. Mesela kamp yerleri hepsi boşaltıldı. Herkes kendi sığınma alanlarının içinde oluyor şu anda. Mevzilenmiş. Yani savaş bölümünde. Ama korku çok var. Yani ne olacağı korkusu var. Yani bilmiyorum. Bir saldırıda bir yıkılma yaşayacağını emin değilim. Yani Türk askerinin Kuzey Irak'a girmesini nasıl yorumluyorsunuz? Yani sonuçları ne olur? Bence gitti olur. Yani %100 başarılı olur. Örgütün seçim için bir çalışması var mı? Var. Ne gibi çalışması var? Yani, Türkiye'de kendi adamları var. Sürekli ilişkide. Sürekli çalışma yaptığından emin değilim. Ben Türkiye Devleti'ni sevdiğim, gerçekten sevdiğim. Yani halk dilerim. Yani yaptığım bütün hatalardan özür dilerim. Gerçekten. Peki siz teslim olduğunuzda nasıl karşılandınız? Şu an o kadar iyi. Yani herhangi bir zorlama, zorlama. Dediniz ya yüzlerce kişi var, örgütte siz de teslim olacaksınız fakat devletin bir tane vaadini bekliyorlar. Siz bunlara ne diyebilirsiniz, nasıl bir şey söyleyebilirsiniz? Dağda yaşam yok. Yani Türk adaletine güven gelip teslim olacaksınız. Çok pişman okuldur mu? Çok pişmanız doydu. Pişmanız sonuna kadar da pişmanız. Bütün bayrağın altında ömür boyu da yaşamaya biz karar verdik ve ondan dolayı bir sakatlık geldi. Bizim teslim olmamın nedenimiz de biz kandırıldı. Bizi kandırdılar. Türkiye'de diyorlar işkence var. Elektriğe veriyorlar. Ondan sonra dövüyorlar. Ondan dolayı biz geri teslim olamadık. Türkiye'ye geldik biz teslim olduk. İşkenceye biz görmedik. Dayak görmedik. Yani söylenenler hepsi yalan çıktı. Biz burada ifadelerimiz alındı. İyi davrandılar, çok iyi davrandılar, çok da bizi sevdiler. Kendi ayağımızla gitti, kendi ayağımızla geldik. Her gün sabah akşam bir fasulye yapıyor, bir bulgur yapıyor, bir pirinç yapıyor, bir bulgur yapıyor. Zaten biz meyve görmedik, kola falan görmedik, çekirdek görmedik, peygamber yok. Bunlara, bunlar Allah'a tapmıyorlar, komünist partisi olduğu için Allah'a tapmıyorlar. Yani biz o da Allah diyorduk, namaz kılan insanlar vardı, kılamıyordu, oruç tutan insanlar vardı, tutamıyordular. Yani 80 gün, 70 günde bir, 60 günde bir banyo vardı. İnsanlar leş gibi kokuyordular. Saçları uzun, öyle bir berber yok, öyle bir doktor yok. Bu yardımlar, mesela silah mühimmatları ya da gıda olsun, bunlar genelde nereden geliyor? Kandil'de ben 3 tane zırhlı araba gördüm. Zırhlı arabalar Amerika'ya aittiler. 100 adet, her sandıkta 100 adet M16 falan gördüm. Onları teslim ettiler.